Birinci hedef, Ankara Büyükşehir'i alacağız. Dün İstanbul'u, bugün Ankara'yı hedef gösterdi. Beşiktaş Belediyesi'ne ayrı başlık açtı ama asıl gündemimiz değil dedi. Elbette ki rahatsızız ama ne olursa olsun Türkiye'nin gündeminden kimse bizi koparamayacaktır. Ankara İl Kongresi'ndeydi Kılıçdaroğlu. Erdoğan'la arasındaki kayık polemiğini bandırma vapuruyla devam ettirdi. Ya sen herkesin kayığına bindi kardeşim. Binmediğin kayık mı kaldı? Esad'ın kayığına bindim. Balyozcuların kayığına bindim. Bizim kayığımız bandırma vapurudu. Bandırma vapuru. Son KHK. O erleri bıçaklayıp boğazını kesen ve öldürenlerin de son kanun hükmünde kararnameyle onlardan hesap sorulmayacak dendi. Ne yaparsan yap, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir adım geri atmayacağız. Asgari ücret. Para yok. Sarayına para var da garibana mı para yok? Baylo kullananlardan 11 bininin yanlış olduğu çıktı ortaya. Şimdi onların balyoz ve Ergenekon davasında mağdur olanların tamamının iade itibarlarının sağlanması lazım. Her başlıkta hükümete yüklendi. Gece yarısı hakim değiştirmeyin dedi. Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açılmış. O hakim reddedebilirmiş. Onu gece yarısı değiştirelim. Kılıçdaroğlu'nu tazminat davasına mahkum etsin. Etmezseniz namertsiniz siz. Etmezseniz. Sözlerinde ne Amerika'da devam eden dava, ne Reza Zarrab, ne de adı geçen eski bakanlar vardı. Ama CHP Ankara İl Başkanlığı'nın hazırladığı sinevizyonda hepsi ekrandaydı. AKP'nin Türkiye'yi tek adamın çiftliğine dönüştürmesine engel olacak tek güç CHP'dir. CHP lideri son uyarılarını, geçmişi de hatırlatarak parti içi teşkilata yaptı. İç çekişmelere yol açanların bu partide yeri yoktur arkadaşlar. Onlar ayrılsınlar gitsinler. Bizim kuruluşumuz avukatların bürolarında gerçekleşmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulan bir partidir.